şu an ben niçin işin beni konunun içine çektin? Sen Melisa'yla sorunun var. Hayır, sadece direkt Melisa demek istemediğim için ve sen de bu olayın içine yer aldığın için, senin de ağzından dava edeceğim beni değil, dava edeceğim diye bir şey çıktığı için seni de söyledim ki bu gayet doğal hakkım yani. Düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Neyse, kıyafetinle ilgili yorum yapayım. Yap. Üstüm başımı da bir düzelt. Bir tarzın olduğunu düşünmüyorum. Beni de her konunun içine çekmeye çalışma yani. Öyle bir tamam. Şey yok. Tarzım olup olmadığını ben arkamdan yaptığınız dedikoduların bile hesabını sormadım farkındaysan. Efendim. Büyüklük gösterip sustum. O yüzden sen de konuların içine beni çekmeyeceksin. Ne alakası tamam var? Ben ne zaman seni konuların içine çektim Şu anda çekiyorsun. Dün konuşuldu. Sürekli söylediğin şey şu Zeynep. Dün yine bana yükleniliyor. Yine bana bir şey söyleniyor. Yani bir şeyler yapıyorsun ki, yani ağzından bir şeyler çıkıyor ki bunun içindesin. Hani insanlar demiyor ay Zeynep'e bir yüklenelim, böyle bir şey yok. Benim seninle kişisel bir problemim Nihal, de yok. Senin uğraştığın diğer şey insanlara benzemem bence onun. Ne tamam yaparsın mesela? O yüzden sus, benle uğraşma. Bence çok benziyorsunuz. Git kendine, başkalarıyla uğraşacağına. Melisa da baba tehditler ediyor. Sen de aynı şekilde, ne farkı var? Tehdit mi? Evet, benimle uğraşma, ben onlara benzemem. Ne anlamam gerekiyor buradan? Evet, benzemem. Ne açıdan benzemezsin benzemem mesela? Benimle uğraşma Nihal. Seni olayların kadını yaptığımızı söylemeye çalışıyorsun. Senin söylemediğin şeyleri söylüyormuşuz ben falan. Ben sizin gözünüzde değerli bir insan değilsem eğer niye dedikodumu yapıyorsunuz? Derken? Derken ben sana senin soru gördüğün soruyorum kadar değerli değilsin. Benim için Maria kadar değerlisin atıyorum. Anladın mı? Ama sen kendini farklı bir yere koyuyorsun. Sanki biz seni sürekli böyle tartışmaya çekmek istiyormuşuz gibi bir hava yaratıyorsun. Komik oluyor. Yo, ben hava yaratmıyorum ki. Her şey ortada zaten. Niye şu an böyle cümleler kuruyorsun? Bak ne gerçekten gibi böyle şeyler konuşacağına bence git önce kendine bir tarz yap. Yoksa çok yakındır buradan gitmen. Pardon, bunu söyleyecek sen değilsin. Bu birinci, sadece bu team var. Herkesten sponsorluk istiyorsun. Tüm sponsorlarımızın tek bir ortak ismi var. Sponsorluk mu istiyorum? Her neyse, sponsorun var bir sürü. Hala kendi bu benim sponsor tanıtmak yerine bizim o küçük sponsorlarımızdan giyiniyorsun ve bu lafı söylüyorsun bana. Kabul etmiyorum. Bir iki kıyafet evet giydim. Sponsorum falan değil. Bütün mağazalar. Benim kendi ortalama odacı zaten. Rahatsız olduğum bir durumda değil zaten. Bunu baştan söylemiştim. Bir şekilde konuyu Zeynep'in, niye buraya bağladınız? Zeynep'in, benim bir markanın yüzü olacağım mı size kol? Yani nereden geldik size bu konuya? Battı. Sen herhalde unutuyorsun. Sorunların başladı herhalde. Çünkü biz, sen bana dedin ki senin bir tarzın yok. Böyle gidersen buradan erken gidersin. Evet, laflarına başladı. Yok. Ben de dedim ki benden önce senin bunu demeye hakkın yok. Çünkü Nihal, benim bir butiğim olsaydı burada kendi kıyafetlerimi tanıtırdım. Daha küçük butiklerin, butiklerden sponsorluk istemezdim dedim. Canım, sen ben küçük butiklerden dedim. Bana gelen sponsorlukları bile ben reddeden bir insanım. Sen bize neyin söyledi peki işte diyoruz tamam ya. Tamam hayatım, sana laf söylemiyorum. Taksim'de kendi söyledi. Biz öyle bir şey demedik. Ben ne bileyim millet iş durduk yere ben elbise alıyordum. Dedi ki bizim sponsorumuz var Zeynep, evet, dedi. Evet, biz senin adını söylemiyoruz dedi bile. Yok, sen şu an neyi iddia ediyorsun öyle ya? Öyle söylediler. Bana söyleneni söylüyorum sana. Söylüyorsun. Neyi söylüyorum? Senin i̇şte yanında kalan bir tek o marka. Ben onlara söyledim. Onlar ama diyor ki şey söylüyorlar. Nazlıcığım hayır aynı, şey, aynı şeyi söylemiyor. Diyor ki hangi buteye girsek diyorlar ki Zeynep'e sponsoruz. Tamam dedin ya, giydim dedi. Öyle olmadı mı? Hayatım o arkadaşımın ayrı. Tamam, o bütün butik giriyor. Hangi buteye girsek peki diyor. Şimdi bunu Nazlı beni çağırdın ya. Gidersin de karşı hayata farklı bir şey söylüyor. O da aynı şeyi söylüyor. O da aynı şeyi söylüyor evet şu anda. O diyor ki o marka diyor. O arkadaşlar diyor ki, ben diyor elenmek istiyorum. Ben başladık bu varoşların yine içinde daha ne fazla durmak istemiyorum. Sensin varoş. Ben bu liderin insanların içinde daha fazla durmak istemiyorum. Bu bölüm bitsin, elenmek için elinden geleni yapıyorum. Haddini bil. Anladın mı? Başladık. Bunu sana söylüyorum. Haddini bil. Terbiyesiz, iftira atarak bir yere gelinmez. İftira her şey iddia sen ne diyorsun? Kim adı sponsor? Sakin olur musunuz? Benim sponsora ihtiyacım mı var? Yoksa sakin olur musunuz? Sen bana tarz değilsin, buradan gidersin diyecek bir insan değilsin. Tarz değilsin. Burada otururdun. Tarz değilsin. Nihal konuşma. Şimdi o bir saniye. O varoşlar kim ya? Terbiyesiz. Bir saniye. Zeynep, sinirlendiğini düşünerek bu cümleleri sarf ettiğine inanıyorum. Bu ne ya? Bu kaçıncı iftira mı Öykü Hanım benim? Evet, Gülay yeter iftira. Yeter artık buranın da. Herkes iftira atsana. Benim ben ne alakalı ya? Çok çocuk muhabbetlerine çekiyorsunuz siz beni. Ama sinirleniyorsun ki iftira diyor. Bak bana bak. Bak bana bak, o gözlerini sen süzme. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Süzerim, istediğim sen yaparım. Senin bu kaçıncı iftiranız bana ya? Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar benden? Zeynep sana ben ne dedim? Ama dayanamıyorum Öykü Hanım. Böyle bir şey olamaz. Yok, dayanmayacağım.
Ben bir şey demedim, geri alıyorum. Melisa dava açmış, onun için gidiyorum. Ben Zeynep'in bu mevzuyu buralara... Nasıl kapatıyorsun konuyu? Varoş dedi bana. Bize varoş dedi. Kendin saygısızlığına veriyorum. Geri geldiğinde sen ağır başlayayım, hepiniz itiraf ediyorsunuz demeyi biliyor. Bu lafı da kendine yakıştırıyorsa söylesin. Beni çıldırtmayacaksın. Önce kendi saygını bileceksin. Ben sana hakaret için hiçbir şey söylemedim ama sen burada herkese hoş dedin. Bunu unutma. Evet, stüdyoda gergin anlarımızdan biri. Ne kadar tanıdık değil mi? Çok. Hele bir cümle var ki orada ben söylemek isterim. Sen benden önce gideceksin, benden önce gideceksin. Gerçekten o kadar çok söyledik ki dediğimiz her kişi bizden sonra, benden sonra gitti. Ben Özlem'e çok söyledim. Burada Özlem'in, Zeynep'in söylememesi gereken benden önce sen gideceksin. Kesinlikle yanlış buluyorum. O iş hiç belli olmuyor. Tabii. Evet. Ya da seni olmuyor. Göndereceğim, öyle gideceğim nerede? Ben senden daim şöyle böyle o sonlara doğru belli olacak zaten ama o öyle olmuyor. Daha yarışmanın başı, birinci ay ve ilk defa dikkat et kendine bir tarz yap yoksa gidebilirsin şeklinde onu böyle tehdit var bir şekilde uyarıyor. Bence Zeynep herkese ayrı görüyor kendini. Ben açıkçası o tavrından hoşlanmadım. Zeynep'in mi tavrından hoşlanmadın? Peki net konuşalım, şöyle evet, yapalım. Yo, Tuğçe ile... Nihal ve Zeynep tartışmasında kimi haklı görüyorsun? Tuğçe ile hemfikirim ben. Orada Tuğçe de söyledi, ben ikinci kere üzerinden geçmek istemiyorum ama... Kendine bir tarz yap, dikkat et, bak elenebilirsin, tarzı hoş bir tarz değil. Bu tarz cümleler kuran insanlar kendileri bir elendi daha önceki tarihte. Tuğçe de hoşlanmadığını belirtti. Ben de açıkçası Zeynep'in bu tavrından kesinlikle hoşlanmadım. Hiç yapıcı değil. Bir şekilde bir üstünlük sezdiriyor kendinde. Yani kendini beğenmiş bir tavrı var. Karşısındaki insanlar, genç kızlar, onun daha bir abla olgunluğunda daha yapıcı olmasını ben arzu ederdim kendi adıma. Ama ben şeye katılıyorum mesela, daha sonra Nazlı'yla da bir tartışması oldu ve bence Nihal kesinlikle haklı burada ama diğer kızlara da kendini bir üstün gösteriyor, ayrı gösteriyor ve şöyle bir saygısızlık var yani, enerji direkt kendini kilitliyor oradan. Yani siz kimsiniz ki benimle uğraşıyorsunuz, yani siz benimle neden uğraşıyorsunuz? Böyle bir şey yok, o platformdaki herkes eşit ve eşit şartlarda o yarışmaya katılındı. Zeynep'in kimseden bir üstünlüğü yok ve yaptığının da hem diğer arkadaşlarına hem jüriye hem seyirciye de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Yani ortak bir kararla Zeynep'i yani haksız evet, görüyorsunuz. Orada bir tahrik görmedim çünkü ben Nihal'den. Sadece Zeynep'in kendine göre bir dokunulmazlığı var ama kendine göre. Ben yani. Sadece yani ben... Benden önce gideceksin diyenleri çok gördüğümüz için onu belirtmek istedim. O iş belli olmuyor diye. Bir de arkadaşlara o tarz bir kelime kullanmaması gerekirdi. Bu kızlar gerçekten üzüldüler ve o bölümde ben izledim. İskambil kağıtları gibi hepsi bir dağıldı. Dinamo şey gibi hepsi dağıldılar, üzüldüler. Ağırlarına gitti. Kolay değil genç kızlar. O belki o lafı... Ağzından kaçtı ama ben tasvip etmedim. Aslında üstün de görebilir, şu konuda üstün görebilir. Çünkü gerçekten çok başarılı. En iyi giyinen kadınlardan biri de Zeynep. Yalnız yarışma... Tarzı var. Yarışma sadece ben... Peki, Gökçe'ye bir soralım mı? Pardon. Zeynep'le orada, ilgili. Orada iftira atıyorlar bana demiş. Aynısını bana kendi yapmıştı. Tuhaf onu orada söylemesi. Ayrıca ben de tabii ki Nihal'in haklı olduğunu düşünüyorum. Ben de orada söyledim zaten. Sponsoru olmadığını belirtmiş gibi konuşmuş o yayında. Hı hı. Ama sponsoru vardı. Bizzat kendisi söyledi adamın bize. İçeride bize hava atıyordu. İşte ben oradan giyineceğim, kataloğunun işte yüzü olacağım falan diyordu bize. Hı hı. Biz onu o yüzden Nihal söyleyince ben de söylemek Şimdi durumunda Nazlı kaldım. Nazlı Marat'ın dikkat çeken bir yorumu var orada. Çok böyle arada geçiyor ama... İşte masken düştü dediği bir sözü var aslında. Evet. Bunun için çaba sarf ettiğini düşünüyor musun Nazlı'nın? Zeynep'in aslında olduğu gibi görünmediği. Evet ben ve öyle düşünüyorum. Bunun gerçeğinin görünmesini istediği şeklinde çabaları olduğunu düşünüyor musun? Evet Zeynep çünkü burada olduğu gibi değil bence de. İçeride böyle daha agresif davranıyor bize karşı. Nazlı'ya da hatta Nazlı'yla da biraz tartışmalar olmuştu. O gün de çok hani ben Nazlı'ya zaten savunmuştum o zaman. Hı hı. Bana da aynı şeyleri yaptı, ona da aynı şeyleri yaptı. Yanımıza gelip sürekli işte kendini
Hani üstünmüş sanki bizden. Yani Ayşegül'e katılıyorsun veriyor. Bir aynen, anlamda. Aynen Ayşegül'e katılıyorum. Ama ben üstünmüş Nazlı'ya imajı. Katılmıyorum bir konuda. Pardon sözünü kestim. Şimdi Nazlı orada Zeynep'in arkasından bir şey konuşmuş ve özel hayatıyla ilgili. Evet. Aslında özel hayatıyla konuşma kısmında Nazlı'yı haksız buluyorum. Ama ben de bunu çok yaptım. Bir yüz var, diyelim ki bir şey var ve onu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Ama ispat etme şekli özel hayata girince... Çok senin yanlış. Bütün sezon tırmalayıp çok. Düşecek o maske diye. Ama bir türlü olmadı Ayşegül. Olmayınca da olmuyor işte. Olsun ya. Ben bir de... Bu senin inancın tabii ki. Öyleydi diye iddia etmiyoruz burada, yanlış anlaşılmasın ama. Evet. Bunu ispat etme hırsı, yöntemi yanlış. Hırsı ve yöntemi tabii ki. Yanlış, evet. Bu sabır isteyen bir süreç. Ve bir de eğer... ben bir şey de söyleyeceğim. Ben kızların Instagram hesabını biraz didikliyorum. Hı hı. Zeynep başka sponsorluk alıyor. Bunu lütfen inkar etmesin. Çünkü görüyorum ben orada sürekli reklamını yapıyor. Bu da şuradan, bu da buradan diye. Yani öyle bir detay da var. Hani benim ihtiyacım yok ki yani falan diye bir şey yok. İsyan etmişlerdi zaten çünkü nereye gitsek Zeynep'in sponsoru, ona veriyoruz. Çevre var biraz. Acaba biraz kıskandıkları evet. için üstüne mi gittiler Zeynep'in? Baktılar ki tars en çok yıldız i̇şte alanlardan biri. İşte o dışarıdan öyle anlaşılıyor yani. Dışarıdan işte. Belki de öyle üstüne geliyorlar ve farklı şekilde lanse etmek istiyorlar Zeynep'i. Farklı göstermek istiyorlar Özlem. Da olabilir. Tuğçe az sus, ne çok konuştun yahu. Özlem ben, konuşamadı, Ayşe'yi duyamadık. Ben açıkçası merak ettiğim şey şu, bir iftira şeyi geçiyor, kelimesi geçiyor. Ben iftirayı şöyle algıladım, hani başka bu sponsorlukla ilgili, aslında ben başka küçük sponsorluklar almıyorum ama bana işte alıyormuşsunuz gibi entegre Hı-hı. ediyorsunuz havası, hani bu bir iftiradı, ben öyle algıladım. Ya arkadaşlarım diyor, sponsor olmuyorlar, onlar arkadaşlarım. Ama zaten. Açıkçası hani bu iftiraya girmiyor. Bu büyük bir kelam. Hani bunu Zeynep'in iftira olarak kullanmasına gerek yok. Çünkü hani kanıtlanabilir bir kelime olay bu. Yani gidip o küçük sponsorlardan, mağazalardan evet Zeynep Hanım sizde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu hemen teyit edilebilecek bir şey. Şimdi bence iftira Özlem, değil. Şimdi o iftira diye geçen ufak ufak şeylerin birikimi ama aynı zamanda Ayşegül'ün altını çizdi. Özel hayat. Bu programda evet konular tartışılıyor. Karşılıklı anlaşan anlaşamayan karakterler. Karşı karşıya gelebiliyorlar ama kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar nelerdir? Özel hayattır. Dışarıdaki yaşadığı özel hayatından konuların programa dahil edildi. Bu bizim konumuz değildir. Özel. Ama burada kuliste, arka tarafta, kapıdan, stüdyodan kapısından girdiği andan itibaren burası artık yarışmanın yaşam alanı olduğu için buradaki konular tabii ki bizim meselemizdir. Aslında neler oluyorum meselesidir bir anlamda.